entum khayrun minne okhrijatna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar <laughs> wa tu'minuna billah nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim kıymetli kardeşlerimiz maalesef yine bir problemli mesele için kamera karşısına geçmek zorunda kaldık ee, birkaç gün önce çıkan bir videoda bir ilkokul öğretmeninin öğrencilerinin karşısında yaptığı maalesef bir hezeyanlardan bahsedeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşler öğretmen demek öğreten demek. Yani İslam dairesinde İslam çerçevesinde alim, allame gibi kelimeler, hoca, öğreten, ne öğreten? Allah'ını, dinini, kitabını mesela okul olarak düşünürsek matematikti, edebiyattı, işte fendi, kimya, biyoloji. Öğretmen budur değil mi? Sınıf öğretmeni vardır, her neyse. Ama maalesef şu memlekette öğretmen adı altında İslam'ı karalayan insanlar var. Şimdi gelelim meseleye. Bir öğretmen, sözde bir sınıf öğretmeni. Tam görevini bilmiyorum, her neyse önemli değil. Simsiyah bir çarşaf içerisinde hatta yüzü peçeli sadece gözü gözüküyor. Göz kısmı. Ve bu öğretmen tahtanın önüne durarak öğrencilerine sualler soruyor. Öğretmenin dediklerini aynen not aldık. Hani kendimizden ekleme yapmıyoruz. Öğretmen aynen bunu bunu dedi. Çünkü işin içine haşa vekela biz kim ne dediyse onun sözünü alırız. Diyor ki bakın benim neremi görüyorsunuz. hucuklara soruyor. Diyor ki bakın benim neremi görüyorsunuz. Sadece doğru bakın gözlerim gözüküyor. Diyor ki çocuklar biliyor musunuz Osmanlı zamanında hatta diyor kadınlar peçe takar diyor hiç gözükmezdi. Bak derde bak Allah Celle Celaluhu'nun ayeti olan çarşaf tesettür öğretmene rahatsızlık vermiş hatta diyor yani bu kıyafet neydi diyor Osmanlı zamanında diyor hanımlar diyor kadınlar peçe takardı ne oluyormuş öyle olunca kadınların hiçbir yeri belli olmuyormuş ve Kadınların vücut hatlarının yüzünün belli olmaması Allah Celle Celaluhu'nun emriyken bu hanımefendi rahatsızlık duymuş. Evet arkadaşlar. Bu hanımefendinin kimliğine Müslüman yazıyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun kanunları, kuralları için içerisine girince maalesef şu ülkede birçok insan Allah'a, kitaba, peygambere karşı geliyor. Ne diyor? Sadece Yüzümü görüyorsunuz, saçımı, bedenimi göremiyorsunuz. Bak, saçımı ve bedenimi de göremiyorsunuz diyor. Yani saçını göstermek, bedenini göstermek bir marifet oluyormuş. Evet, insanlar saçımı görsün, bedenimi görsün. Yani bakın ben buyum, benim vücudum bu. Ben kendi vücudumu sergiliyorum demek. Daha sonra, bu konuşmalar aradan, video zaten çok uzun bir şey değil video, video kısa. Bu öğretmen, orayı kesmişler. Öğretmen öğrencilerin önünde soyunuyor. Evet, üzerinde kıyafeti çıkartıyor. İşte çarşaf ona göre çarşaf çıkartıyor. Ve öğrencilerin karşısına kendine göre modern, çağdaş, laik bir kıyafetle çıkıyor. Ve bu öğretmen öğrenciye diyor ki: Bakın nasılım? Her tarafım gözüküyor. Bak. Bakın nasılım? Her tarafım gözüküyor. İstediğim gibi giyiniyorum diyor. Arkadaşlar benim yani benim yanlışım varsa söyleyin sokaklarda istediği gibi giyineni vuruyorlar mı? Açık giyineni tutukluyorlar mı? Yani biz mi bilmiyoruz? Biz mi cahil kaldık? Yani bugün mini etekli öğretmenler yok mu? Var. Peki kaç kişi onlara bu yüzden ceza verdi ya da kaç kişi bu yüzden görevden atıldı? Ama bu hanımefendi öyle bir lans ediyor ki bakın istediğim gibi giyiniyorum. Ama bu ne zamandan itibaren oldu? Cumhuriyet ilan edildiği günden beri herkes rahat giyiniyor. Ya Cumhuriyet tarihinin en rahat giyinen insanları bu son zamanda giyiniyor. Bugün çarşaflı bacılar, başörtülü hanımlar sokakta itilip kakılır hale gelmiş. Çarşafla sokağa çıkmayın diye bir sürü video var biliyorsunuz sosyal medyada. Ve bu hanımefendi devam ediyor. Peki bakın eldivenlerim var. Kısa eteğim var. Bak üzerine giymiş mini etek. Bakın kısacık eteğim var diyor. Yani bacaklarıma bakabilirsiniz. Yabancı erkekler bacaklarıma bakabilir. Ne var bunda? Gayet normal. Soyunmak normal. Çıplaklık normal. Ama çarşaf çağ dışı. Çarşaf gericilik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce hadisi var İslam'la alakalı, dinle alakalı, Kur'an'la alakalı. Yüz binlerce, milyonlarca hadis var. Hangisinde var bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisinde çıplaklık diye bir şey var? İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz ya. Hangi hadiste var? Allah celle celal Kur'an'ın hangi ayetinde kadınlara istediğiniz gibi giyinin diyor. Ya bir tanesi bana söylesin ya. Biz mi bilmiyoruz arkadaş? Biz mi cahil kaldık? Biz mi ayet bilmiyoruz? Biz mi hadis bilmiyoruz? Bunlar mı çok biliyor? Ne diyor? Kısa eteğim var, şapkam var, çantam var. Bak. Şapkam var, çantam var. Başında da bir fötör takmış. Tamam, taktın. Sana kim tak Niye taktın mı dedi? Yok. Neyim? Çantam var. Yani sanki çarşaflı kadınlar çanta takamıyor. Çarşaflı kadınlar Yanına poşet, çanta ve benzeri şeyler alamıyor. Ondan sonra gömleğim var, ayakkabılarım çok şık. Gömleğim mi var? E çarşaflanlar da çarşafın altına gömlek giyebilir. Onların da gömleği var. He? Peki ayaklarım da çok şık, ayakkabılarım da çok şık diyor. Çarşaflı bir hanım ayağına ayakkabı giyemez mi? O da şık bir şey giyemez mi? E giyer. Ya derdiniz ne? Sizin derdiniz İslam kardeşim İslam. Allah Celle Celaluhu'nun dinini yıkmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bakın okullarda Atatürk'ün heykeline secde yaptırılan çocuklar çıktı. Ya ben size soruyorum ya. Açıkça soruyorum. Mertçe cevap verin hadi. Atatürk'lüsünüz değil mi? Atatürk yaşasaydı çocukların ayağının altına kapanmasına razı olur muydu? Hadi benim sorma cevap verin bakayım. Delikanlı olun delikanlı gibi cevap verin. Atatürk bugün yaşasaydı Çocukların ayağının altına yapışmasına, ona böyle secde etmesine, taparcasına hareket yapmasına razı olur muydu? Ben size soruyorum. Soruyu ben soruyorum, cevabı siz vereceksiniz. Kendi kendinize verin bu soruyu. Ama dersiniz ki hayır dersiniz. E çocuk, çoluğu çocuğu niye taptırıyorsunuz Atatürk'ün heykeline? Bakın arkadaşlar, sizin derdiniz belli. Sizin derdiniz İslam, sizin derdiniz başörtü, sizin derdiniz Kur'an, sizin derdiniz çarşaf. Bizden uzak durun uzak. Eğer böyle devam ederseniz, tövbe etmezseniz Allah Celle Celaluhu daha dünyadayken belanızı verecek. Hiç ama hiç şaşırmayın. Evet. Sözümü unutmayın. Siz daha dünyadayken Allah Celle Celaluhu belanızı verecek. Allah Celle Celaluhu bu yaptıklarınızın hesabını size kabirde soracak, mahşerde soracak, sıratta soracak, mizanla soracak. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Şık mıyım? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Bak. Şık mıyım istediğim gibi çocuklara soruyor. Ya giyiniyorsun ne konuşuyorsun? Zaten giyiniyorsun ne anlatıyorsun? Çarşaf tamam farzdır ama bugün İslam ülkelerinde kimse çarşaf giymiyor diye kalkıp sokak ortasına vurup öldürülmüyor. Daha sonra Peki yüzümün ve diğer yerleri görebiliyor musunuz? Yüzümü ve diğer yerlerimi görebiliyor. Yani vücudumu görüyor musunuz? Çocuklara soruyor. Bu nasıl bir öğretmenlik yani? Bu nasıl bir öğretmenlik? Öğretmenin içi ders anlatmak ders İslam'ı yıkmak değil. Allah razısin ikaz ediyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. Yoksa birileri alır çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam düşmanı yapar. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah razı olsun bu meselelere biraz ağırlık verelim. Onlar dinimizi yıkmaya çalışıyor. Biz dinimizi ayakta tutalım. Kıymetli kardeşlerim sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.